Son CSS konumuzun son dersi ve artık yavaş yavaş CSS'yi bitirdik. Yani tamamen bitti daha doğrusu. Bu dersin konusu gelen yöntemler ve anlatımlar. Size CSS ile birkaç basit uygulama anlatmak istiyorum arkadaşlar. CSS bilindiği üzere ayrı bir dosyada çalışıldığında daha olumlu sonuçlar elde edebileceğiniz bir stil diliydi. CSS'de kendinizi ifade edebilmeniz açısından veya kendi görüşünüz açısından güzel bir dil ve ayrıyetten şöyle de var, işte bana web sitesi yapmayı öğret vesaire gibi değil. Bu işin en baş temeline girmeniz gerekiyor. Yani kullanılan dilleri öğrenmeniz gerekiyor ve bunlardan en başlıcası da CSS idi. CSS'de işte yavaş yavaş basit temel özellikleri anlattım sette ve birkaç örnek yaptık, basit iskeletler oluşturduk. İşte bir önceki derslerde işte float özelliğiyle şöyle basit bir iskelet oluşturduk, divleri sıralamayı vesaire istediğimiz noktaya koyabiliyoruz dediydik. Ve bunları işte öğrendik. Bir dahaki derste yani web tasarım bölümüne geçeceğimiz için işte CSS'ye tabii ki şöyle de aklınıza gelebilir. Web tasarım bölümünde CSS'ye olanak vermeyecek misin? Yani direkt yapacak geçecek misin? Hayır arkadaşlar. Web tasarım bölümünde de zaman zaman ufak açıklamalar vereceğim CSS ile. Yani böyle aklınıza başka türlü şeyler gelmesin. Yani anlatmak istediğim size burada basit terimlerde CSS ile basit kavramları anlatmak istiyordum. Yani CSS'yi hiç bilmeyen bir insan şöyle kodlara bakıldığında bu kod ne işe yaradığını onu çözebilmesi için basit terimler anlattım. Tabii ki anlayabileceğiniz dilden ve basit özelliklerde. Ve işte yavaş yavaş konuyu bitirdik ve web tasarım bölümüne geçtik. Oradaki ilk dersimiz herhangi bir web sitesini işte Firefox'ta table mantığı ile HTML'e dökmekti. Yani HTML olarak tasarlamaktı, yani dökmekti daha doğrusu. Ve sonra işte birkaç kurumsal oyun veya vesaire birkaç web sitesi tasarlayacağız. Tabii ki bu web sitelerde çok ahım şahım bir şey olmayacak. İşte ihtiyaç giderilebilecek açısından optimizeli işte birkaç uygulama ile web sitesi olacak. Yani sizin kendi içinizdeki şeye bağlı bir web sitesi tasarlamak. Yani siz bu işi zaten severek yapıyorsanız eminim ki daha iyi, yani daha güzel şeyler ortaya çıkaracaksınızdır. Eğer işte severek değil de mecburiyetten veya bu işi para kazanmak için yapıyorsanız fazla bir şey doğurmayacağına, yani güzel şeyler ortaya çıkmayacağına eminim. Çünkü sevdiğiniz bir şey yapmak zaten size her zaman para kazandırır arkadaşlar, bunu unutmayın. Bir işi severek yaparsanız her yerde işi bulursunuz. Bunu da hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Yavaş yavaş birkaç da ilgili şey vermek istiyorum CSS'de. Öncelikle şunu bir HTML sayfası düşünün diyelim. Ve bilindiği üzere basit bir HTML iskeleti header'dan şöyle header diyelim. Header işte main page demiştim. Ve sidebar. Sidebar'dan oluşur demiştik arkadaşlar. Şöyle bir renkleri de şey yapalım. Bu CSS ile en baş web siteleri tasarlarken daima işte en baş bir iskeletini bir deftere çıkartın, çizin. İşte şunu şuraya koyarım veya diye. Çünkü defterde eliniz daha yatkın olduğu için daha hızlı ve daha çabuk düşünebilirsiniz defterde çizerken. Daha sonra renkler konusunda tabi defterde fazla oynama yapmayın, yani zaten kalemlerle falan boyayarak vesaire şeyler yapmayın. Hemen kaba taslak siyah beyaz bir çizim yapın.
Daha sonra herhangi bir grafik programında işte açarak herhangi bir dosyayı işte defterde çizdiğiniz aynısını grafik programında daha detaylı bir şekilde çizmeye çalışın. Tabii bu 5 dakikada veya 1 saatte olacak bir şey değil. Daha tabii profesyonel bir tasarımlarda. Buna tabii günler de harcayabilirsiniz. Çünkü siz yapacağınız bir tasarımı en baş grafik programında çiziyorsunuz ve bunu ön görüşünü yani ön izlemesini alıyorsunuz. Daha sonra bunu CSS'ye dökeceksiniz ve herhangi bir ufak mesela şuraya şöyle bir tane şey kırmızı bir işte şöyle bir şey yapsaydım dediğinizde yani ben bunu basit olarak gösteriyorum. Tabii ki bunu yapmak aslında basit. Şöyle işte şuraya kırmızı bir kutu veya kırmızı bir şey yap istediğimde veya öyle bir şey diye düşündüğünüzde bunu en baştan tasarlayıp işte en baştan falan ya yani oranları kayacaktır. Onun için grafik programında her zaman düzenlemeye çalışın. Bir web sitesinin ön izlemesini çıkartın. CSS'ye dökerken de belirttiğim üzere her zaman açıklamalar girin. Yani işte demiştik açmıştık ünlem tire tire işte çizgi çizgi işte header başladı. Çizgi çizgi işte kapattıydık. Yani böyle kısa açıklamalar girin. Yani göze temas edecek şekilde birkaç tabi şeyle yani sembolleriyle de onları şey yapabilirsiniz. İşte ben yan bölme işaretiyle yapmıştım yani daha belirgin olsun diye. İşte CSS ile web sitesi tasarlamak aslında yani kolay gelebilirsiniz arkadaşlar ama biraz da zor bir şey. Ama kendi ihtiyaçlarınız için ve başlangıç için zaten derslerde size temel terimleri anlatmıştım. Yani temel terimler dedim ben tabii hepsini anlatmadım. Çünkü hepsini anlatsaydım ayrıyetten işte kafanız karışacaktı veya anlamakta güçlük çekecektiniz veya sıkılacaktınız. Ben işte daha doğrusu sıkılacaksınız demeyeyim. İşte kendiniz ne diyeyim? Yani kendiniz açısından en verimli kodları anlatmaya çalıştım. Yani en çok kullanılan kodları, en çok kullanabileceğiniz kodları. Benim anlattığım zaten kodları hızlı bir şekilde yazarsanız bu işi CSS'yi kaptınız demektir. Zaten grafik programında bir web sitesi tasarlarken de işte kendinize özgü birkaç ifade kullanın arkadaşlar. İşte atıyorum kendinizi betimleyen birkaç ifadeler kullanın. Bunu tabi CSS'ye dökmekte zorluk çekebilirsiniz. Örneğin az önce yaptım, pardon. Örneğin şu tasarımı CSS'ye dökemezsiniz. Neden? Çünkü aslında dökersiniz. Dökemezseniz diye hiçbir şey yok. Dökersiniz ama bayağı bir zorluk çekersiniz. İşte şuradan şurasını alırsınız. Background dersiniz. Sola üstte bir div atarsınız. Background'un şurasını alırsınız vesaire vesaire. İşte tabii table'da dökmek daha basittir. Table'da dökmekte hiçbir şey yok fazla olarak. Ama CSS'de çok sorun yaşarsınız. Ayrıyetten CSS ile çalışırken her zaman işte pratik yapın. Yani ufak ufak denemeler yapın. İşte web sitesi işiniz olmasa da yani web sitesi tasarlama işiniz olmasa da kendinize işte ufak ufak birkaç denemeler yapın. İşte bir kutu oluşturun. Değişik değişik blok, display blok ile yapmıştık hatırlarsanız. Tamamen alıyordu alanı gidebildiği yere kadar. İşte mouse'u nereye götürsem yine seçiyordu o menüyü. Display block ile işte şeyler menüler yapın. Mesela şu kategoriler display block ile yaptım. Altı şöyle yuvarlak olsun. Buraya bir şey background'u şurası şöyle olan bir div koydum vesaire vesaire. İşte basit olanaklar yapın. Yani kendinizi geliştirin. Yani CSS'den fazla korkmayın. CSS'den zaten korktuğunuzda öğrenmeniz o kadar yavaşlayacaktır. İşte CSS konumuz arkadaşlar yavaş yavaş bitti. Dediğim gibi CSS konusunda ben temel yani sık kullanılan kavramları anlattım size ve ileriki derslerde bu kavramlar ile web siteleri tasarlayacağız.
Umarım yararlı olmuştur. Bir dahaki derste işte web tasarım bölümüne geçeceğiz. Bir dahaki derse görüşmek üzere.